Fatih sen de fena değilsin ama. Sen de konuşuyorsun yani. Aslında Özlem de fena değil. Zahide Hanım raporu verecek. İki dakika Zeyra sizi bırakıyorum. Z raporunu siz alacaksınız efendim. Söylemediğinizi bırakmıyorsunuz. Tamam. Bu çan nereden geldi? Tamam. Hoş geldiniz. Asiye'nin koleksiyonunda. Asiye ayrola. Konuşmak için. İzin almak için evet, mi? Evet izin ama almak için. İşe yarıyor mu? Yaramıyor. Bence de yaramıyor. Ya. Yaramıyor. Ama onu sana hediye edebilirim. Teşekkür ederim. İleride Gökhan'ı susturman için. Bence o beni susturmak için kullansın. Peki size bir şey soracağım. Buyurun. Fatih Özlem. Buyurun. 21 yıl önce ye götürsem sizi. Oo. İlk defa annenle nasıl tanıştırdın Özlem'i? Orası çok karışık. Buyurun. Nasıl karışık? Buyurun topa eşim. Yoksa? Topa eşim atıyorum. Kayınvalidemle kayınpederim, kardeşleri bize gelmişler beni tanımaya. Ben tabii mağazada çalışıyorum o dönem. Ha, senden bahsetmiş, seni hiç görmeye geliyorlar. Görmeye geliyorlar ve benim hiçbir şeyden haberim yok. Fatih'i artık böyle cimciriyorum, mahalleye giriyorum. Söylememiş mi Fatih sana? Nasıl söylemezsin? Bana yokuşta inerken söyledi ki eve 5 dakika kala. Ha bir de ben eve geliyorlar seni görmeye. Evet. Aynen. Üstüm başım böyle rezil gibiyim yani. Aynen. İşten gerçekten çıkmışım. Fatih sen de niye söylemez mi insan ya? Artık ne bir, kadar ama, güvendiyse bana. Ama bir şey söyleyeyim. Benim de bir sorun bakalım haberim var mı? Haberim de yok benim. Apar topar ama telefonu. Yalnız şöyle bir şey. İsteme olacağından hiç kimsenin haberi yok. Kayınvalidemin bile yok. Kayınpederim bile o an karar vermiş. Görmeye geliyorlar beni. Kayınpederimle göz göze geliyoruz. Yengemlerin evi dubleks iki katlı. Göz göze geliyoruz. Ve kayınpederim rahmet dedeme dönüyor. Allah'ın emri peygamberin kavri diye böyle seni bir giriş. Seni istiyor. Aynen. Evet. Yani kayınvalidenin bundan haberi yok. 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 Ne onun var ne benim var ne hiç kimsenin var. Kayınvaliden sonra bozulmadı mı ya? Dur bana bir sormadın. Bozulmak değil. Eve gidiyor. Evi bayağı bir başlarına yıkıyor. Hani istemeye gitmek biz görmeye gittik. Hani insan hani o da haklı. Çünkü istemeye giderken çiçeğini alırsın, çikolatanı alırsın. Kocası hani, yani kayınpederin nasıl böyle bir şey yapıyor hemen? Şöyle bir şey. Eşim 10 yaşındayken kayınpederim rahmetli nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Cuma namazında en son namazını kılmış duaya duruyor. Kalabalık içinde ona gelinim bu senin diye beyazlar içinde beni göstermişler. Bir silüet mi görüyor? Evet. Camide. Eve aynen geliyor bu. Allah Allah. Şey yapıyor. Secdede. Kayınpederi. Saliselik bir olay. Kayınvalideme anlatıyor. Ya diyor Emine diyor böyle böyle diyor. Bana diyor gelinimi gösterdi. Yıllar yıllar önce. Evet 10 yaşındaymış aynen eşim. Ondan sonra biz tabii evleniyoruz. Ben ilk çocuğuma hamile kalıyorum. Kayınanamın, kayınvalidemin aklına takılıyor. Hani ya bey diyor sen bana böyle pilav şey demiştin. Pilav. Yakmayın pilavı sakın. Evet. Yok ha, yanmaz onun kavrulması lazım. Hı. Sen diyor bana bir şey anlatmıştın bizim çocuk diyor ikinci evlilik mi yapacak diyor. Niye? Ya diyor siz anlamadınız mı diyor. Ben niye direkt Özlem'i istedim. Bana gösterdikleri Özlem'di diyor. Allah Allah. Ve kayınpederimi tanımanızı isterdim. Ay böyle bir insan yok. Allah ha, kaynanam da. Allah rahmet eylesin. Çok peki, seviyorum seni anne. Peki kayınvalidenin istememesi yani seni istememesi o anda kayınpederinin değil. Hani o sırada istendin ya sen. O sırada ha bozuldu ya. Seni evet istemediği için mi aniden istendiği yok, için? Yok aniden istendiği için. Çünkü diyorum ya ne bir çikolata ne şeker. Hani tanımaya geliniyor. Tanımaya diye anne aranız tanıyalım nasıl diyor. Şimdi? Biz Fatih'ten daha iyiyiz kayınvalidem. O kadar. Benden evet daha iyiler. İlk zamanlar biz çok iyiyiz. Beraber yaşadınız mı hiç? Yaşadık. Evet. Kaç sene? Bir 9 ay falan. İlk bir yok 9 sonra 2,5 yıl beraberdik. Evet. Aynen o iki kere oldu. O aradan sonra. Aynen. Ha, peki. İşler kötüye gitti biraz. Aynen. Kayınvalideyle yaşamak zor mu? Yani benimkinde değil. Herkesin kendi şeyi. Herkesin kendi matematiği. Benimkinde değil. Fatih aynen sen dün şöyle bir şey söyledin. Ben eşime çok yardım ederim. Ütü bile yaparım. Şunu söyleyeyim. Tül dahi ütülüyorum yani. Ne diyorsun? Evet. O zaman getirin ütü masasını. Burada bir göreyim Fatih nasıl ütü yapıyor. Alıyoruz. Bu şekilde Fatih, şu an. Fatih bak bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Dakika bir gol bir. Bence yanlış yaptın. Nerede? Neden? Şimdi sen bu ütünün ısısını nereden biliyorsun? Ayarını nereden biliyorsun? Gördüm diyeceğim ama. Görmedin, görmedin. Ben bakıyorum sana, bak. Şimdi bu işi biliyorum diyen. Şu bir de daha ütü yapmadan terledi yavrum. Şimdi bunu böyle önce bir koyar. Tabii buraya ayarlar. Şöyle bir koyar, boşta çevirir. Ondan sonra buraya bakar. Ne kadar ısınmış diye. Direkt kumaşa sürmez. Jilet gibi oluyor. Aa, yanıyor olmasın ya. Dumanlar çıkıyor. Efendim? Bir yok, de bunu yok böyle koyma buraya. Otomatik değil mi sensör?
Fatih çift abi, çizgiyi bırak, şu kenarlarda fena çizgi oldu. Fatih abi buraya dumanlar geldi ya. O da buhar kardeşim. Mangal sen... mı yapıyorsun ya? Şey... mangal mı yapıyorsun abi? Bir bakayım. Gel gel. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey, evde yapıyor muydu? Yapıyor. Yapıyor. Kendi gömleğini kendisi ütüler. O zaman biz bir dakika. Kendi gömleğini kendisi ütüler. Bir dakika. Ay, kendi gömleğini kendi ütülermiş Ceyhun. Bak, bura, biraz buyurun. Da mecbur kaldım. Gülümser ütülemiyor çünkü. Gel 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 gel. Bir de seni görelim gel. Ya ayıpsın Fahit abi be. Ay. Allah seni kahretmesin. Ben korktum. Vallahi korktum. Hadi bakayım. Haydi icraat görelim haydi. Bakıyorum da gerçekten işleri bitti duruyor. Çünkü o kadar basit ki. Menünüz çok basit ütü abi. Yapıyoruz, abi ütü yapıyoruz ütü. Odaklan, biz yeme. üstüne burada yani marifetlerimizi gösteriyor. Sizin gibi. Ona gerek yok. Yemek ya, yapmanızı istiyoruz ya. Sizden. Arkadaşlar bakın. Kol Fatih Bey'den. Ön cephe benden. Ceyhun Bey'den. Diğer parça? Hiç olmamış. Ön parça yok. Bir dakika ama ön parçayı tam gösteremiyorum ben ya. Şurası. Vallahi Ceyhun daha güzel. Ha şurada da var Ceyhun. Ufak var. Ama bir saatte bir kol ütülendi. Osman hiç ütü yaptın mı hayatında? Yapmadım. Hiç ütü yapmadın yapmadım. Mı? Gömlek Osman ütüleyemem. Gel. Gel Osman gel. Gel seni de görelim. Gel gel. Dene bakalım nasıl oluyormuş. Ben ne yaptım bak, ilk? Bak. Gerçekten hiç yapmadı mı? Hiç yapmadı. Hiç yapmadı. Yani ütü? Bir erkek bana göre evde iş yapmamalı. Neden ama? Kayhan da yapıyor. Bir de bana ben kılıbık diyorlardı. Ben hoşlanmıyorum. Eşime hiçbir şekilde iş yaptırmam bütün ben. Bütün birbirine yardım etmeli yani. Nasıl milim milim yapıyor yalnız Meryem? Sen boşuna bu adama bir şey yaptırmıyorsun. Kıyamıyorum ben eşime. Yeni damat. Gel gel. Bu kolu da sana ayırdım. Gel. Karı sana yaptırmaz ama Zayda ablan yaptırabilir. Gel. Hiç bilmez. Hiç yapmadım. Bilmez mi? Hiç yapmadım. Hayatımda hiç mi yapmadın? Hiç yapmadım. Hiç bilmez. Hiç elinde ütüyle görmedin yok, mi? Yok ben ev iş yapmam. Zayda Hanım biz evi paylaşıyoruz ama iş paylaşmıyoruz aslında. Hepsini sen mi yapıyorsun? Her şeyi ben yapıyorum. Her şeyi. Evet. O zaman bu anın tadını çıkart hayatım. Hayatında 28 yıl boyunca ütü eline almamış. G3 piyade tüfeği gibi gidiyorum. Gökhan elini yaptı. Zayda Hanım. Biraz koku geliyor sanki. İtfaiye yaptı. İtfaiye. Zayda Hanım. İtfaiye arayalım. Şey var mı tüp buralarda var ne değil tüpü? Mi? Ne tüpü? Yangın çıkardı evet. Ben buradayım merak burada, etme. Dikkat aynı edelim. Yeri biraz daha yaparsa yanacak gerçekten. Biraz kötü bir koku geliyor ama. Bayağı Zayda geliyor. Hanım itfaiye arayalım ya yangın çıkacak birazdan. Yeter. Gel kendin yardım et koçana ben gel. Ben yardım ederim. Yaptırmam koş. İşte ben. Koş. Hayır ya ben yaparım belki. Hayatım şimdi yapacaksın gerçekten. Hayır ya yaparım ben. Aşkım yaparım ben sıkıntı tamam, yok. Yap. Sen merak etme ben yaparım. Şuradan şuraya. Sıkıntı yok. O yap. Orayı yaptım ben sıkıntı hadi. Yok. Merak tamam. Etme ben yaptım orayı. yandı Gökhan bir çek ütüyü. Ütüyü yandı, kaldır yandı, ütüyü. Yandı. Ya bir şey olmaz bir şey yandı, olmaz. Ütüyü yok. Kaldı. Ya. Şuraya Gökhan gel, şuraya. Kaldır ütüyü. Yanacak. Tamam ben yapayım. Tamam, hayır aşkım. Oluyor. Çok güzel oluyor Zayda Hanım. Gerçekten çok güzel oluyor. Gerçekten. Ama yanacak. Bir dakika sen ütü yapma. Eyvah. Ne oldu? Geçmiş olsun. Sen tamam. Gerçekten ütü yapma. Benim prodüksiyona galiba bir göblek borcum var. Zayda Hanım helal olsun tebrik ediyorum. Yandı. Dündüz oldu da yandı. Yanarak. Gökhan hayatında yaptı, ilk evet. Defa ütüyü eline aldı. Ama ve bu. Ama arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bunu çok ciddi söylüyorum. Erkek çocuk kız çocuk erkek onu yapar kız bunu yapar. Öyle bir şey ayrım yok. Hayat beraberken daha güzel lütfen evlatlarınıza her evet, şeyi öğretin. Evet. Ütü evet. Yapsa eline mi yapışacak? Gerçi biraz kesinlikle. Yakıyorlar baştan ama öğretseydin olmazdı. Tam yanmadı. Hayat müşterek ve böyle daha güzel. Eskidenmiş tamam, o. Tamam. Tamam ben seni göstereyim. Sen de kocacım diye tepene çıkar. İki gün sonra bunları üç çocuk doğur. Bunları yapama göreceğim ben seni. Ama, bu sefer sen beni götür bence. Ama yok. Bence yo. De. Hayır ben yapmayı seviyorum. O da yapmayı sevmiyor. O yüzden ama bir şey oldu diyelim ki yapamadım edemedim. Söylüyorum. Bugün canım bunu yapar yapmak istemiyor diyorum. Tabii yardımcı oluyor. En kötü yanar. Daha 45 gün. Tabii. Hadi bakalım 45 sene sonra da göreyim sizi alkışlarla alıyorum yerinize. Ama Allah.
Allah seni kahretmesin. Hatta bir dakika buradan yakmayı bırak. Biraz da delik var galiba Zayda'nın. Biraz da mı? Allah'ım. Neyse bunun kollarını kestirip bu gömleği ayrıca kısa kollu kullanmak lazım. Ama yeni bir gömlek almak lazım. Vallahi kiminse arkadaşlar tüf gömlek de güzelmiş. Peki. Elinde oklava merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane.